The best motherfucking cooking show in the world. Herkese merhaba. The best motherfucking cooking show in the world'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yapacağız. Tarif defterimden malzemeleri görebilirsiniz. Artık daha güzel bir prodüksiyon oluşturdum, ışık falan yaptım. Tabii ki bugün yine bir konuğumuz var. Evet, gelir misiniz küçük konuğumuz? Konuğumuzun ismi... Pankek! Merhaba Pankek! Pankek Hanım, bugün biliyorsunuz benim meşhur elmalı kurabiye... Benim diyorum ama ablamın bu arada. Ablamın meşhur elmalı kurabiyesini yaparken biraz da sizle sohbet edelim istiyorum. Ama siz beni dinlemiyorsunuz ki, kapının altında, kapının diğer tarafındaki oyuncağı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ama olsun, yine de sizinle konuşmak istiyorum. İlk önce tabii ki meyvelerimizi soyacağız. İki tane elmam var, buzdolabındaydı. Yemiyorduk. Ne yapabilirim? Tabii ki kurabiye yapabilirim diye düşündüm kendi kendime. Zaten çayla birlikte canım da bir şeyler yemeyi istiyordu. Ve bugün de bilerekten çok fazla yemek yemedim ki bir tatlı yiyebileyim, değil mi? Evet, elmalarımızı güzelce soyuyoruz. Bu arada elma sadece iki tane olduğu için hem elmalı hem de şeftalili kurabiye yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Yani birazını elmalı yapacağım tabii ki. İstediğiniz gibi sadece elmalı kurabiye yapacağım. Ama birazını da hamurun geri kalanında şeftalilerle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet, elmalarımızı soyduk. Ben solak olduğum için size göre garip soymuş olabilirim. İstediğiniz gibi soyabilirsiniz. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız. Şeftalimi de soyuyorum. Evet, Pankek Hanım, bize birazcık kendinizden bahsedin. Neler yaptınız? Börek ablanız hakkında neler biliyorsunuz? Sizi tanısa çok seveceğini biliyor musunuz? Yani böyle sorular yöneltmek istiyorum ama pek fazla konuşmak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Masanın altında gezerek sinek falan arıyorsunuz sanırım ama orada bir şey yok yani. Boşuna bakıyorsunuz oraya. Evet, meyvelerimizi güzelce soyduk. Şimdi keserek kurabiyenin içine girme işlemini hazırlayacağız. Bazıları elmalı kurabiye yaparken elmaları pişirmeyi tercih ediyor. Ama ben pişirmeyeceğim çünkü zaten bence fırında yeteri kadar pişiyorlar. O yüzden bir daha onu ekstra pişirip böyle iyice vitaminlerini falan alıp iyice böyle bulamaç haline getirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Pişirmeden sadece şöyle küçük bir kapta elmalarımı şekerle karıştıracağım. Esmer şeker de çok kullanıyorlar ama ben kullanmayacağım. Ben beyaz şeker kullanacağım. Ne oldu kızım? Faresi arkada kalmış. Al bakalım. Sabahtan beri aradığı fare bu. Al. Elmalarımızı şöyle ufak ufak parçalar halinde doğruyoruz. Kimileri rendeliyor. Ama bence rendelemeye de gerek yok. Yani tamam, rendeleyince de güzel oluyor ama elmanın böyle iyice boku çıkmasın diye ben rendelememeyi tercih ediyorum. Şöyle küçük küçük parçalara ayırmak yeterli olacaktır. Yeter ki böyle hayvan gibi olmasınlar. Misafirlerinizin kafasına atmayın yani elmaları. Bir tane yiyeceğim. Biliyorsunuz yaz geldi. Artık elmalar biraz geri planda kaldı. Kiraz yiyoruz, kayısı, şeftali, karpuz falan yiyoruz. Elmanın kimse suratına bakmıyor. O yüzden elmalarınızı küsmemeleri için bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şeftalilerin ezik kısımları vardı. Onları keseceğim. Bakalım gerçekten güzel bir kurabiye olacak mı? Ben de sizler kadar merak ediyorum. Bence olacak, biliyor musunuz? Böyle deneysel bir şeyler yaptığımda ben ya çok güzel oluyor ya da öyle kötü oluyor ki yok ya, yenmez bu yani, mecbur atacağım diye düşünüyorum. Ama bence bu iyi olacak ya. Ben fena olmayacağı kanısındayım. Evet, şimdi geldik elma karışımımızı güzelce yapmaya. Elmamızın içine şöyle göz kararı 2 kaşık falan şeker atıyoruz ve başlıyorum karıştırmaya. Bence 2 elma için 2 kaşık yeterli. Sonra biraz da ne kadar istiyorsanız, bazıları tarçın çok sevmiyor. Ben çok severim. Hoş geldiniz efendim tekrar. Konuğumuz tekrar geldi. Biraz şekeri fazla kaçırdım galiba. Siz benim kadar atmayın, tamam mı? Oh, var ya, o kadar güzel kokuyor ki, biraz daha tarçın koyacağım.
gördüğünüz gibi böyle bol bol koklayarak test edebilirsiniz. Şimdi sıra şeftalilerimize geldi. Yine çok azıcık şeker katacağım. Karıştıracağım. Mutfakta belli bir süre geçirdikten sonra yemeklerin tuzunun olup olmadığını bile kokusundan anlayabileceğiniz. Evet, şeftaliye tarçın biraz, yani pek yakışmaz ama biraz ekledim ben yine de. Şimdi meyvelerimiz hazır. Meyvelerimizi böyle kendi kendilerine birazcık daha şekerlenmeleri için kenara koyuyoruz. Ve artık hamurumuza geçebiliriz. İlk önce bir bardak pudra şekeri kullanacağım. Bir bardak pudra şekerimi dikkatlice ve bir bardak nişasta. Mısır nişastası olur, buğday nişastası olur, her türlü nişasta olur. Her derken boğazıma pudra şekeri kaçtı. Bir bardakta bundan koyuyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ koyacağım şimdi. Bu sırada fırınımızı da açtık. Bir yandan ısınsın. Evet, sıvı yağımızı bir çay bardağı döküyoruz. Bir paket, yani 250 gram margarin koymamız gerekiyor. Ama ben margarinin yarısını başka bir şeyde kullanmışım. Kek falan yapmışımdır. O yüzden yarısını buradan koyacağım. Diğer yarısını da ölçtüm. O da 100 gram falan. Yani tam oluyor. Bu tarifi size anısını anlatayım. Ben bu tarifle ne zaman tanıştım? 2017 yılıydı sanırım. Fatih'in ailesiyle benim ailem tanışacaktı. Yani onlar bizim evimize gelecekti. Ablam bir tatlı yapalım dedi yemeklerin yanında. Ne olsun ne olsun falan derken ben de elmalı turta yapalım dedim. Ablam da böyle kafasından tarifler atar ve çok güzel tarifler yapar. Onun böyle kurabiye tarifleri falan vardır. Bir tane kurabiye tarifini de o turtaya uyarladı, tamam mı? Yani dedi ki bana, bu size de söyleyeyim bu arada. Bu hamurdan hem elmalı kurabiye hem de elmalı turta yapabilirsiniz. Birazıyla kurabiye, birazıyla turta yapmıştık. Ben şimdi kurabiye yapacağım ama elmam az olduğu için. 3 çorba kaşığı yoğurt koyuyorum. Bunun yerine bir çay bardağı süt de koyabilir misiniz? Ama ben yoğurt koymayı tercih ediyorum. Yoğurt her zaman bence daha güzel bir kıvam veriyor. Sonra ablam bunu yaptı, bu turtayı. Ve o kadar güzel olmuştu ki, yumuşacık olmuştu. O günden beri her zaman elimin altındadır bu tarifi. Ablamdan almıştım. Sıra geldi vanilya ve kabartma tozumuza. Her zamanki gibi Doktor Ötker'in vanilyasını kullanıyorum. Ama kabartma tozunu Kenton'dan almışım bu sefer. Ama bence, bilmiyorum ya, çok fark ediyor mu aslında ben de bilmiyorum ama ben hep Doktor Ötker almayı tercih ediyorum. Ve aldığı kadar un. Bu çok önemli. Aldığı kadar ne demek biliyor musun? Yani gerçekten senin gözünün kararına, şansına kalmış demek. Ama ben size yine burada aldığı kadar yerine doğru düzgün bir şey vereceğim tabii ki. Doğru düzgün bir kıvam vereceğim. Önce bir bardakla başlayalım bakalım. Olacak mı? Hamur yoğurmayı da aşırı severim bu arada. Size de şöyle göstermek istiyorum. Böyle yoğuruyoruz. Aşkım lütfen o şekeri yeme. Sana göre değil o. Bir bardak tabii ki yetmedi. Çok yumuşak oldu. Bir bardak daha koyuyorum. Sanırım bu da yetmeyecek. Olmaz. Biz cat friendly bir tarif programıyız. İşte yok orada geziyor kedi, olmaz öyle falan filan. Umursamıyoruz bunları yani. Geçsin. Ben gerçekten hiç rahatsız olmuyorum. Götünü sokmadığı sürece hamurun içine sorun yok yani. 3 bardak da yetmedi. 4. bardağımı koyuyorum. Artık hamur şekil almaya başlıyor. Artık elime yapışmıyor. Şöyle düzgün bir kurabiye kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Ama yani çok fazla yumuşak oldu. O yüzden yarım bardak daha ekleyeceğim. Demek ki oradaki aldığı kadar un yerine 4,5 bardak un yazabilirmiş. Yani siz 4,5 bardak koyabilirsiniz. Evet, 4,5 bardak unumuzu koyduktan sonra hamurumuz gördüğünüz gibi artık cookie dough kıvamına geldi. Harika. 180-200 derecede fırınımızı ısıtmaya başlıyoruz. Ve ben artık elmaları ve şeftaliyi alıyorum. Direkt başlıyorum abi. Ben salak gibi doğradım. Normalde ben rendeliyorum biliyor musunuz? Bunu itiraf etmek istiyorum size.
Defterde rendele yazıyormuş. Rendeleyince de çok suyu çıkıyor ya. Bilemedim yani. Bilmiyorum. İstediğiniz gibi yapın. Hayatınızda böyle bir tarif görmemişsinizdir herhalde. Sürekli kendiyle çelişen. Öyle yapın. Ya da yok ya. Şey yapamadım. Karar veremedim. Böyle yapın falan diye. Ama sonuç olarak bir şekilde boyutunu ayarlayın yani. Önce yapayım. Sonra kameraya döndüreyim. İkisini birden yapamıyorum mal olduğum için. Evet. Çok güzel oldu. Tepsimize yerleştiriyoruz. Bir tane de şeftali yapalım. Ooo. Güzel durdu aslında hamurun üstünde. Bakın. Atıyoruz. Bu 180-200 derecede 20 dakika, 25 dakika falan. Zaten piştiğinde kokusu çıkacak, anlayacaksınız. Ve şimdi de yine her zamanki gibi fazla malzemem kaldı. Demek ki sadece bir elmayla yapılabiliyormuş ya. Bunlar için bir hamur daha yapacağım şimdi mecbur. Ama tabii ki sizi bu işkenceye maruz bırakmayacağım. Hemen yapacağım hamurumu. Hemen fırına vereceğim ve siz sadece bu tepsinin fırından çıkmış halini göreceksiniz. Ben bu arada çay demeyeyim. Doğadan'ın şeyleri var. Büyülü bahçe var ya. Onun yeşil çayları süper oluyor. Sakuralı yeşil çayı var. Bir de Yasemin'in yeşil çayı var. Ama ben şimdi Earl Grey ile içmeyi düşünüyorum. Çünkü harika oluyor gerçekten. Earl Grey ile içmenizi ya da siyah dümdüz demli çay ile içmenizi tavsiye ediyorum. Parmaktan sonra görüşürüz. Evet. Kurabiyelerimiz hazır gördüğünüz gibi. Birazcık büyük oldular. Normalde bu kadar büyük yapmıyorum ama rendelemediğim için büyük yapmak zorunda kaldım. Şimdi çayımızı alalım ve tatlarına bakalım. Her yeri de temizledim bu arada. Acayip yoruldum. O yüzden şimdi çok büyük bir keyifle alacağım çayımı. Evet. Kurabiyelerimi bir tabağa koydum. Ve şimdi işin en eğlenceli kısmına geliyoruz. Bunu iki adını almıştım. İçinde pudra şekeri var. Tabii elmalı kurabiye de pudra şekersiz olmaz. Gerçi şu şeftaliyle ama onu da deneyeceğim. Güzelce şöyle dikkatli bir şekilde pudralıyorum. Normalde bundan içecektim. Earl Grey. Ama şu aralar şu çaya çok taktım. Aşırı güzel. Doğuş'un mistik çay tea'si. İçinde ne varmış? Siyah çay, tarçın, böğürtlen yaprakları, zencefil, vanilya aroması, hindi babı kökü, karanfil, meyan kökü, kakule meyvesi, karabiber. Sütle de çok güzel gidiyor ama ben sade içmeyi tercih ediyorum. Her şeyi sapık gibi kokluyorum, farkında mısınız? Şimdi kurabiyelerimizin tadına. Bakalım mı aşkım? Nazar oldu. Her neyse, tatmaya başlıyorum. Çok yumuşak olduğu için böyle oldu bu arada. Eğer böyle olmasını istemiyorsanız biraz daha un koyabilirsiniz ama ben yumuşak böyle kıyır kıyır seviyorum. Muhteşem. Resmen harika oldular. Elmaların kocaman kocaman ağzıma gelmesini seviyorum. Ama siz sevmiyorsanız rendeleyebilirsiniz. Tarçın da tam ayarında olmuş. Gerçi biraz daha bile katabilirmişim aslında. Şimdi şeftaliliği deneyeceğim. Bakalım olmuş mu? Alışık olmadığınız ekşimsi bir tat geliyor. Elma kadar tatlı değil çünkü. Ama hani böyle İngiliz şeyleri olur ya, hamur işleri. İçlerinde bol bol böyle farklı farklı meyveler olan tartları falan olur. Onlara benziyor. Bence şeftaliyle de yapılabilir. Muhteşem. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şeftaliyi daha çok sevdim resmen. Suyu da böyle hamura damlamıştı. Çok böyle şey yapmıştım ya, uf biraz daha mı un katsam kötü mü olacak ama harika olmuş. Zaten kek tarifimi yapanlar ne kadar güzel olduğunu biliyorlar. Bana fotoğraflar atıyorlar. Hatta tepsinin boş fotoğraflarını atanlar bile var. Çekemedik, yedik hepsini falan diye. O yüzden lütfen bana bu konuda güvenin. Elma değil, direkt şeftali yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de hani malzemem artmıştı ya, onları kullanmak için bir hamur daha yaptım. Bu sefer hamuru tereyağıyla yaptım ve sütle. O da şu anda fırında. Onun da buraya son olarak bir videosunu veya fotoğrafını koyarım. Nasıl bir tat değişikliği var onu da şey yaparım. Herkesin şimdi çay ve kurabiye, çay içip kurabiye yiyesi geldi, farkındayım. Çok özür diliyorum. Özellikle yurtta o videoyu yaptığımda yurttaydı herkes. Yani okuldaydı, korona falan yoktu. Herkes sövmüştü bana. Burada fırın yok, kek yapamıyoruz falan filan diye. Ama şu an herkes evindedir herhalde. Tereyağıyla yaptığım şeftaliyi de denemeye karar verdim.
Şeftalisi çok güzel ama bu tarz tatlılara falan, pastalara, hamur işlerine tereyağı bence yakışmıyor. Ben de margarin olmadığı için yapmıştım zaten tereyağıyla diğer hamuru. Tereyağıyla yapmayın kısacası. Ama şeftali kullanın mutlaka. Bir The Best Motherfucking Cooking Show in the World'un daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Artık daha sık yapacağım. Evet, daha çok tatlı ve hamur işleri yapacağım. Çünkü bunları daha çok seviyorum ama kim bilir, belki yemek de yaparım yani. Takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın. Patronlarıma ve YouTube destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Kardelen, Büşra Özcan, Feyza Karapınar, Elif Şengün, Rana Sirel, Utku Sönmez, I Am Bill, Dilge Akçay, Ruhsar, Ceyda, Ziroy, Fiziso, İrem Tabak, Bengisu, Serap Özacar, Bilgehan, Nisan Özdamar, Gummy Bear Horror Show, Ela Yiğit, Aysu Aliyeva, Alex Raza, Belemir Türkeç, Cemre Kalaşnikov, Burak Yılmaz, Ece Sözer, Elif Nur Erdoğan, Ercan Tenekecioğlu, Fadiş Uygur, Firu Mek Fly, Göktuğ Kıraç, Hanse Reul, Hornet STK, İdilnaz Atmaca, Kübra Özyoldaş, Melike, Melike Karay, Minyonizm, Meryem Abla Fanpage, Mukaddes Aslan, Oyka Fuge, Nehir Tekin, Pee Queen, Seda Nur Kütük, Sena C, Sena Çiftçi, Smart Devil, Soft, Stoner Witch, Süleyman Akbulut, Tarih Obası, Ulrike Meynaf'ın teyzesinin kızı, Yağızcı, Özlem Önay, Şevval, Şeyda Acar, ve özel zehirli bırtlarım Carrie on the Catwalk ve Can Sungur ve Yakın Evren. Hepinizi çok çok öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.